Merhaba. Bugün size bir soru soralım. İyi misiniz? İyi oldunuz mu? Ne kadar iyisiniz? Şu an elimde Yasemin Jonker'in İyi Oldum kitabı var. Biz de bu kitabı okudurken size iyi misiniz diye sorduk. Kitabın kapağında şöyle yazıyor: olumsuzluklar gerçeğimize giriş anahtarlarını verir. Ben de merak ettim. Yasemin Hanım'a şimdi soracağım. Olumsuzluklar gerçeğimize giriş anahtarlarını verir. Neredeyse günün 24 saatini olumsuz yaşayan bir toplum veya bir dünya haline geldik. Herkese bir karamsarlık. Peki bu olumsuzluklar içerisinde bunlar bize giriş anahtarı nasıl oluyor? Olumsuzluk nasıl giriş anahtarı oluyor bizim? Şöyle oluyor. Şimdi ben de çok olumsuzluklarla yaşayan bir insandım. 61 yaşındayım bugün. Hiçbir olumsuzluk yaşamadan benimle bir 24 saat geçirirseniz, öyle diyorum seminerlerdeki kişilere, bazen de deniyorlar, 1-2 saat geçiriyorlar hakikaten şehrin içinde. Mesela ne bileyim, trafikte giderken bir hava akımı gibi bir şey oluyor sanki. Böyle benim yolum hep açık. İşte ne bileyim, bir taksiye elimi kaldırıyorum, biniyorum. Şehrin en temiz taksilerinden biri duruyor. İşte beyefendi bir şoför oluyor, pırıl pırıl. İstediğim yere gayet güzel gidiyorum. Sağlığım %100 iyi, iyileşti. Yani ben iyi olunca sağlığım iyileşti. Bolluk bereket deseniz öyle oldu. İlişkilerim deseniz mükemmel oldu. Yani zaten insanlar sıkıştığı zaman, olumsuzlukları yaşadığı zaman, baktığınız zaman bu üç konuda sıkışıyorlar. Yani iyice bir genel hatlarda bölmeye kalkarsanız konuları, sağlık, ilişkiler, para. Bu üç konuda hepsi bende iyileşti. Çünkü biz ne kadarsak yaşadıklarımız o kadar. Yani biz onların yaratıcısıyız aslında. Hiç farkında bile değiliz. Ama bu tabii şöyle bir şey değil. Yani olumlu düşün, olumlu olsun. Öyle bir şey mümkün değil. Çünkü olumlu düşünmek diye bir şeyi bilmiyoruz. Öyle bir alışkanlığımız yok. Ayrıca içeride çok olumsuz düşüncelerimiz kaynıyor beynimizde. Onları keşfedip dönüştürmeden zaten olumlu düşünemiyoruz. Elimizde son kitabınız var. İnanılmaz mı? Bu son kitabınız. Evet. Kitabının adı da İyi Oldum. Hı. Siz anlattıklarınızdan yola çıkarak iyi olmuşsunuz. Evet. Okuyanlara bu kitapta iyi olacak neler anlatıyorsunuz? Bu kitabı okuyan nasıl iyi olacak? Şimdi şöyle, üç tane temel yöntem kullanıyorum. Zaten onlardan bahsediyorum kitapta ve onları tamamen sadece kitabı okuyup içselleştirebilirler. Yani vites değiştirip hangi yöntemi hangi zamanda kullanacakları, vites değiştirmeyi öğrenmek ve arabayı kullanmak gibi bir şey. Kendi kendine de yapabilirler. Çok yapamadım, anlayamadım derlerse ben onlarla, kişilerle birebir seansta yapıyorum öğretebilmek adına. Ama iki tane, üç tane, dört tane görüşme yapıyorum en fazla. Çünkü öğreniyorlar sonuçta. Çünkü kendilerinin, benim iddiam şu: İnsanlar kendi kendilerini iyi edebilirler ancak. Yani şöyle insanlar, bütün 7,5 milyar insanız ya dünya üzerinde. Şöyle düşünüyorum ben. Şimdi bir uçta işte zeka engelliler, konuşma engelli, şöyle böyle. Onlar terapi alacak, tamam. Bir uçta artık şizofren, işte patolojik, yani tamamen delilik konusunda olmuş olanlar. Onlar da ilaç alacak, ne yapacaksa yapacak. Ama arada çok büyük bir kesim var ki %90, %95 neyse o kesim. Oranın da iyi olmaya ihtiyacı var. Orası da çok sıkıntılar yaşıyor, işte sağlık problemleri yaşıyor, çeşitli problemlerle karşılaşıyor. Oraya hitap ediyor bu kitap ve oradaki herkesin anlayabileceği bir dilde o üç tane yöntem hem kolay, yalnız uygulayacak, emek verecek. Yani yapacağı, insanların yapacağı şöyle bir şey: doğru soruları sormayı kendine öğrenecek. Yani bu benim başıma niye geldi? Doğru bir soru değil mesela. Bu bir kurban psikolojisinin sorusu. Niye geldi? Çünkü ben yarattım. Bunu bir kere anlamak, mesela uçağı kaçırdım. Havaalanına gittim, uçağı kaçırdım. Hemen gözünü kapatıp, bütün çalışmaları zaten gözünü kapatıp içine soru sormayı öğretiyorum. Çünkü gözümüz açıkken her şeyi tarıyor beyin. Yani onun rengi, onun derinliği, bunun dokusu filan, onlarla uğraşıyor. Halbuki gözünüzü kapattığın zaman daha doğru cevaplar geliyor içeriden. Mesela uçağı kaçırdı. İşte diyecek ki, ben oraya niye gitmek istemedim? İçi bir yerde istemiyor ki, kaçırdı çünkü. Çünkü her şeyi biz yaratıyoruz, böyle bir şey. Bir de dört tane de anda kalma sorusu, şey, meditasyonu var. O meditasyonlarla da gerçekten biz, çünkü anda kalmayı becerebilen insanlar olmaktan çoktan çıktık. Zihnimiz ya ileri fırlıyor,
endişe ediyor gelecekle ilgili ya da geçmişe gidiyor, pişmanlık duyuyor. Onu yaşamamak için bu dört tane yöntemde her gün şey gibi yani kas nasıl kolunuzu çalıştırıyorsunuz kas oluyor. Bu da çalışa çalışa anda kalmayı daha çok oturtabiliyorsunuz ve her anın kendi doğrusu var. Hiçbir şey böyle yapılmalı, şöyle olmalı diye bir şey yok. Her an sinirlenilebilir mesela. O anın doğrusudur. Üzülünebilir. Ama sonra oturup çalışma konusudur bunlar. Emekten bahsediyoruz. Gerçekten sihirli kelime bana göre bu. Çünkü insanlar ne yazık ki hiç emek harcamadan, hiç uğraşmadan her şeyin iyi olmasını istiyorlar. Herkes çok zengin olmak istiyor. Herkes iyi evlerde yaşamak istiyor. Herkes en iyi futbolcu olmak istiyor. Herkes en iyi yazar olmak istiyor. Ama onu olması için gerekli olan yolların dikenli, inişli çıkışlı olduğunu bilmeden bence bu beklentiye giriyorlar. Ve bu beklenti olmadığı zaman da dediğiniz gibi kadersizim, bu benim başıma niye oldu? Aslında çok önemli ipuçları bunlar. Bu sizin dördüncü kitabınız. Evet. Peki kitap serüvenlerinizi kısaca bir, yani o kitaplardan neyi anlattınız? Çünkü tabii. Siz aslında bir kitap yazarı değil, bana göre bir yaşam felsefesini yansıtan bir kişisiniz. Yani sadece kitap yazmanın dışında duruşunuzda ve yaşam tarzınızda bir örnek oluşturuyorsunuz. Teşekkür. Bu dördüncü kitaba gelene kadar Yasemin Jonker'in serüveni nasıldı? Şimdi şöyle, benim 15 sene önce ben ciddi olarak kendi üzerimde çalışmaya başladım. O zamana kadar her şeyi işte kitaplarda okuyordum, doğru diyordum, altını çiziyordum. Yani kitaplarda okuyordum derken Türkçe kitap bile yoktu kişisel gelişimle ilgili o zamanlar. Bundan 20-25 sene önce. Yurt dışına gittiğim zaman işte İngilizce, Almanca bildiğim için yurt dışından kitaplar alıyordum, onları çiziyordum, insanlara tavsiye ediyordum, anlatıyordum ama bilgi seviyesindeydi. Ve kendimde hiçbir şey değiştirmiyordum. Ne zaman ki duvara tosladım ve kendimin hala ihtiyacı olduğunu zannetmeyerek tesadüfen, tamamen tesadüfen o zamanki eşim için bir seminerlere gittik. Ben orada bir şeyleri fark etmeye ve kendi üzerimde çalışmaya başladım ve sonra da hiç bırakmadım. Çünkü hemen sonuçlarını görmeye başladım. Bırakmadım. Bırakmayınca hemen işte 2007'de yani 2003-2002 gibi başladımsa çalışmalara. 2007'de ilk kitabım çıktı. 2008'de ikinci ve üçüncü çıktı. O kitaplarda, içimdeki yolculuk o kitapların ismi. O kitaplarda daha çok şeyi anlatıyordum. İşte insanların korkuları var. Korkularımız bizi ele geçiriyor. Aslında onların hepsi hani sanal, o manada kısaca özetlersek. Ama o kitaplarda mesela Reiki'den de bahsediyordum. İşte Reiki Master'da olmuştum o zamanlar. Sonra onların da işe yaramadığını anladım. Yani Reiki bir şey yapmıyordu. Bir hani su bastığı zaman bir yere havluyla suyu almak gibi Reiki. Gidip vanayı kapatmıyor. Dolayısıyla bu vana nasıl kapanırın derdine düştüm. Ve benim için psikoloji, psikiyatri falan da yetersiz kalıyor. Çünkü çok yeni bilim dalları bunlar. Zaten yani tabii ki o dediğim uç noktalara muhakkak çok faydalılar ama biz aradaki kişiler için, yani çünkü neden yetersiz kalıyor? Biriyle gidip bir seans yaptığınız zaman anlatırken filtrelerden geçiriyorsunuz. Karşınızdaki dinlerken kendi filtrelerinden geçiriyor. O ortadaki konu saçma sapan bir hal alabiliyor. Veya bir saatte neyi çözebilirsiniz? Halbuki bu bir yaşam felsefesi dediğiniz gibi olmalı. Ve insan sürekli deli gibi tabii bununla uğraşmak değil ama ihtiyacı olduğu sırada bunu yapabilmeli. Peki çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Kitaplarınıza ulaşmak isteyen, size ulaşmak isteyen izleyenleriniz size nasıl ulaşabilirler? Çok kolay. Kitaplar bütün kitapçılarda satılıyor. Kalmadıysa siparişle getirtiliyor. İnternet sitelerinde satılıyor. Daha da olmadı ben web siteme PDF olarak koydum. Bedava. Orada isteyen herkes okuyabilir. Tabii. Ben seminerlerimi de YouTube'a koydum. Çünkü istiyorum ki bu çalışmalar gerçekten yayılsın istiyorum. Bir çarpan etkisi olsun istiyorum. Yani henüz hatta bunu yayabilmek için tuttum bu yaşımda üniversite okudum. Mimar Sinan'da sosyoloji okudum. Bu sene mezun oldum. Niye? Projeler yapabileyim, bunu yayabileyim. Bütün Türkiye'ye, yani bu kitabı Türkçe okuyan herkesin okumasına niyet ettim ben. Yasemin Hanım, gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Ne kadar kötü hissedersek hissedelim, artık anladık ki hiçbir şey aslında göründüğü kadar kötü değil. Yeter ki biz iyi olmayı, iyi düşünmeyi bir yaşam biçimi haline getirelim. Ben size çok teşekkür ediyorum. Evet, Yasemin Hanım'la Bağdat Caddesi Suadi'de bulunan
Umay Bilim Sanat ve Yaşam Merkezi'ndeyiz. Kendisi cumartesi ve pazartesi günleri burada sadece kitabı okumayı değil, kitaptaki hikayeleri, kitapta anlatılanları çalışma gruplarıyla, okurlarla beraber uygulamalar yapıyor. Kendisine Umay Bilim Sanat ve Yaşam Merkezi'nden ulaşabilirsiniz. Ayrıca kendisinin sosyal medyada, Facebook'ta kendini bil. Bu da çok güzel oldu. Herkesin ilk önce de kendisi bilmesi gerekiyor. Ve YouTube'da da kendini bil kanallarıyla Yasemin Hanım'a rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İyi günler dileriz.